Vallahi Veli, bu kadar üzüleceğini bilsem yapmazdım ha. Sağ ol kızım. Ne yapmazdın? Köpeği diyorum ya, bahçeye koymazdım, salonda yatırırdım. O da kaçmazdı. Ya bugün arsada görürüm diye pek bir heveslendim ama... hayır, barınamaz o sokaklarda, barınamaz ya. Pazar günü gider birlikte bakarız. Aa, geldiler. Geldiler. Hadi anne. Hadi baba, görüşürüz. Nasıl söyleyeceğim ben şimdi Aziz gelmeyin diye? Çok ayıp olacak. Nasıl davet ettiysen öyle söyleyeceksin Meral. Bu da sana ders olsun. Bir daha düşünmeden hareket etmen. Ya baba, zaten çok kalabalık olmayacak mı? Yani onlar da gelse ne olur? Zaten kaç kişiler? Aleyna, bu konu tartışmaya kapalı. Herkes yerini, sınıfını bilecek. Aziz. Meral, şirket yıl dönümüne gidiyoruz. Sünnet düğününe değil. Ben oraya bir sürü bürokratı, politikacıyı, iş insanını... senin nereden geldiğini canlı canlı seyretsinler diye çağırmadım. Baba, biz de yoksul olabilirdik. Saçmalama. Çabuk hallet. Ay canım. O kadar da hazırlanmışlar. Ay inme, inme Meral'cim, üşüyeceğim. Hadi iyi eğlenceler. Ay Veli. İyi mi saçım, üstüm? Güzel, güzel, çok güzel. Berin. Ben seni ve Nihal'e davet ettim ama... davetli sayısı kısıtlıymış. Catering firması o sayıya göre hazırlık yapmış. Kusura bakma. Sen de Nihal. Gelmiyorsunuz diyorsun yani. Ben düşüncesizce davrandım. Önce Aziz'e sormam gerekirdi. Kırılmayın ne olur. Yarın değil de ondan sonraki gün beraber yemeğe çıkalım. Ha? Öbür gün Veli bizi adaya götürecek. Gelemeyiz. Tamam, başka bir zaman çıkarız. Çocuk mu kandırıyorsun sen teyze? İstemez. Artık bizim için bir şey yapma. Ben geçiyorum. Ya tamam. Dikilmeyelim soğukta. Hadi anne gel. Girelim. Aysel. Sen geliyorsun. Şirket çalışanısın ya. Yok, ben de gelmeyeceğim. Git kızım. İş bu. Evet. Geç kalıyoruz Berin. Ne olur sana kırılmadım de, yoksa içime hiç sinmeyecek. Kırılmadım. Hadi, hadi, hadi. Hadi yavrum, git sen. Hadi. Nihal bir şey mi yemiş, midesini bozmuş, ne olduysa artık. Kusura bakmayın, gelemeyeceğiz biz. Nice seneler enişte. Ya şimdi Meral'e de kızmamak lazım. O da el kapısında. Ya madem giyindiniz, süslendiniz, hadi Nihal de seni yemeğe götüreyim ben. Nereye götüreceksin? Tantuniciye mi?
Hadi söyle. Bak zaten orası böyle çok sıkıcı olacak. Ben yarın sabah gelirim, onların gönlünü alırım. Tamam mı? Üzülme. Nihal midesini bozmuş dedim. Konu komşu öyle biliyor. Yarın birisi soracak olursa o yüzden gidemedik dersin. Ben de komşular öyle diyeceğiz diye bekliyordum. Tek derdim bu çünkü. Ama benim tek derdim bu kızım, evet. Teyzen gururumu kırmış, üstünde tepinmiş. Bir de komşuların önüne mi sereyim, buyurun siz de tepinin diye. Allah Allah be! Anne! Hoş geldiniz Aziz Bey. Hoş bulduk. Gülümse biraz. Aysel, internet fındık için ilan koyayım diyorum. Şimdi benim 40 bin takipçim oldu ya. Sende fotoğrafı var mı? Var. Hadi gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ortam nasıl? Fena değil, herkes burada. Güzel. Aa, Dinçer Bey. Meral Hanım. Çok zarifsiniz. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Aleyna. Zaten gerçek bir prenses. Teşekkür ederim. Emir Bey, ben şirketten çıkarken istediğiniz dosyaları masanıza bıraktım. Bu akşam burada yapmamı istediğiniz başka bir şey var mı? Aysel, sen benim misafirimsin bu akşam. Yani bir şirket çalışan olarak burada değilsin, lütfen. Ayrıca böyle bir akşamda, böyle bir davette kuzenini çalıştıracak kadar gaddar birisi değilim biliyorsun. Keyfine bak Aysel. Ben de bu iç bunaltan insanlardan kurtulursam yanına gelirim. Yanınıza gelirim. Hoşça kal. Hep aynı insanlar, hep aynı konuşmalar. Şimdiden sıkıldım. 10 dakika sonra kapının önüne gel. Seni içeri aldırmaya çalışacağım. Sen kimle yazışıyorsun? Evdekilerle. E peki madem, hadi gel.